Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 11. sınıf yazılıya hazırlık sorularının çözümünü yapacağız. Milli Eğitim diğer sınıf düzeylerinde yaptığı gibi gene konu kapsamlarını açıkladı, senaryoları açıkladı. Senaryo 1 ve senaryo 2 şeklinde iki tane senaryo belirledi biyoloji için. Burada da her iki senaryoya uygun olarak bir yazılı çalışması hazırladım. Bu videoda 1. senaryo ile ilgili soruları bulacaksınız. Şimdi buradaki sorularla ilk olarak hemen başlayalım. 1. sorumuz. Lenf kılcalları ve kan kılcalları arasındaki farklılıkları karşılaştırınız. Şimdi insan yapısına baktığımız zaman iki farklı dolaşım olduğunu görüyoruz. Bunlar kan dolaşımı ve lenf dolaşımı. Her ikisinin de kılcal kan damarları var ama bu kılcal kan damarları birbirinden farklı. Tabii ki benzer noktaları da var. Şimdi bunları karşılaştıracağız. Kırmızı kalem alsam daha iyi olacak. İlk olarak ilk farklılığa bakacak olursak uç noktalarına bakabiliriz. Şimdi kan kılcalları şu şekilde bir tarafında atar, diğer tarafında toplar damar olacak şekilde bulunur. Lenf kılcalların ise bir ucu kapalı, diğer ucunda toplar damar var. Yani bunu yazalım. Kan kılcallarının bir ucu atar, diğer ucu toplar damara bağlıdır. Lenf kılcalları ise bir ucu toplar damara bağlıyken diğer ucu kapalıdır. Bir diğer farklılığa bakacak olursak lenf kılcalların içinde lenf sıvısı, kan kılcalların içinde kan bulunur ve bu sıvıların hareketlilikleri de aynı değildir. Kan kılcalları içinde bulunan kan hızlı hareket eden bir yapıyken lenf daha yavaş hareket eden bir yapıya sahiptir. Yani kan kılcalları içindeki sıvı hareketi hızlı, lenf kılcallarındaki lenf hareketi ise yavaştır. Bir başka farklılığa bakacak olursak geçirgenlik farklılıkları var. Kan kılcallarının geçirgenliği lenf kılcallarına göre daha düşüktür. Bu nedenle kan kılcallarının dokulardan geri alamadığı birçok maddeyi lenf kılcalları geri alabilir. O zaman diyoruz ki kan kılcallarının geçirgenliği lenf kılcallarından azdır. Kanın dokudan alamadığı birçok maddeyi lenf alabilir. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıda insanlarda görülebilen bağışıklık örnekleri verilmiş. Verilen örneklerin karşısına doğal, yapay ve aktif pasif olarak bağışıklık türlerini yazınız. Bakalım şimdi doğallık, yapaylık ve aktiflik, pasiflik ne anlama geliyor? Doğallık dediğimiz yani bu insanın hayatında rutin olan, zaten olması gereken, hiçbir müdahale olmadan olan bir olay olacak. Yapay olan ise bu olaya insan eliyle bir müdahale söz konusu olması gerekiyor. Bir insan üretimi, bir çalışma olması gerekiyor. Aktiflik, pasiflik ise şudur. Eğer canlı antikorları kendi üretiyorsa o zaman bu aktif bağışıklık olur. Ama eğer canlı antikorları dışarıdan hazır alıyorsa o zaman bu pasif bağışıklık olur. Şimdi bir bebeğin anne sütü emmesi, bir canlının anne sütü emmesi kadar, anne sütüyle beslenmesi kadar normal doğal bir süreç yoktur. O zaman bu bir doğal süreç olacak. Bu bir doğal bağışıklık. Ama peki bu aktif midir, pasif midir? Bir bebek anne sütü alırken anne sütü içinde bulunan antikorları da alır. Yani bu olay sırasında bebeğe anneden antikor geçer. Bebek antikoru kendi üretmediği ve annesinden hazır aldığı için bu olay bir pasif bağışıklık olacaktır. Gelelim aşı olma. Aşı insan üretimi bir
durumdur. Yani aşı doğal bir şey değildir. İnsanlar tarafından üretilir. O zaman bir yapay bağışıklık sağlayacaktır. Peki aşı aktif midir yoksa pasif midir dersek? Aşı dediğimiz yapının içerisinde üretildiği canlıyla ilgili, yani konusu neyse, neyle ilgili aşı üretiliyorsa o canlıyla ilgili toksik maddeler, antijenler bulunur. Yani biz aşı sayesinde o canlının öldürülmüş halini ya da o canlıya ait bir protein, bir nükleik asit gibi bir maddeyi alarak ona karşı öncesinde bir koruma yapmış oluruz kendimiz. Yani canlının kendisi karşımıza çıkmadan önce biz aşı ile ona karşı bir savunma geliştirmiş oluyoruz. O yüzden burada antikorları aşı bana ürettirtiyor. O yüzden antikorumu hazır almayıp aşı sayesinde üretebildiğim için bu olay aktif bağışıklık olayıdır. Bir diğeri, anne karnındaki bir bebeğin göbek kordonu aracılığıyla beslenmesi. Bu olay bebeğin doğduktan sonra annesinden süt emmesinden farksızdır. Aynı şey. Orada doğduğu için süt emiyor. Burada daha doğmadığı için beslenmeye göbek kordonu yapıyor. Süreç tamamen aynı. Doğal bir oluşum. O yüzden doğal bağışıklık ve bu olayda antikorlar anneden hazır geldiği için pasif bir bağışıklık olacak. Hasta olan bir insana serum takılması. Serum insan üretimi bir süreçtir. İnsan üretimi olduğu için bu bir yapay bağışıklık sağlayacaktır. İnsan üretimi, çünkü doğal bir şey değil serum. Serum içerisinde hazır antikor bulunur. Bu nedenle hazır olduğu için pasif bir bağışıklık sağlayacaktır. Hasta olmak kadar doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla hasta olduysam bu doğal bir süreçtir. Ve hasta olduğum zaman zaten oradaki mikroorganizmayı öldürebilmek için vücudum antikor üretmeye başlar. Dolayısıyla aktif bir bağışıklık sağlayacaktır. 3'e geldim. Kan atar damarı ve toplar damarı yapısında bulunan dokular dıştan içe doğru olarak nelerdir? Yazınız. Bir atar ve toplar damarı yapısına baktığımız zaman en dışta bir bağ doku olduğunu görürüz. Bağ dokunun hemen altında bir kas doku olduğunu görüyoruz. Kas dokunun hemen altında, yani en içte ise epitel doku olduğunu görüyoruz. 4. sorudayım. Sağlıklı bir insandaki bir kalp yapısı şematize edilmiş. A. Kalp yapısında boş bırakılmış kısımların isimleri nelerdir? Yazın. Üzerine şöyle bir yazalım. Şimdi burada bu taraf maviyle gösterilen yer kalbin sağ tarafı olacak. Yani kirli kanın bulunduğu kısım. Bu tarafa kan alt ve üst ana toplar damarla gelir. Yani şu aşağıdan gelen ve şuradan yukarıdan gelen, yukarıdan gelen üst, aşağıdan gelen alt ana toplar damar. Dolayısıyla burası alt ve üst ana toplar damar olacak. Alt ve üst ana toplar damarın giriş yaptığı şu ilk odacığa sağ kulakçık adını veririz. Sağ kulakçık ve sağ karıncığın arasında bulunan trikuspid kapakçık ile kapatılır. Çünkü kulakçık ve karıncık arasında sağ taraf olduğu için üçlü kapakçık bulunacak ve bunun hemen altında bulunan odacığa da bu durumda sağ karıncık adını vereceğim. Şimdi sağ tarafı bitirdim. Sağ karıncığa kadar kan geldi. Sağ karıncık içinde bulunan kan ne yapmalı? İçindeki kan akciğere gönderilmeli. Bunun içinde bulunan kanı akciğere gönderecek olan şu damar ise akciğer atar damarı olacak. Bir de burada yok ama akciğer atar damarının girişinde bulunan şurada da yarım ay kapakçığı bulunacaktır. Şimdi gelelim kırmızı tarafa, sol tarafa. Şimdi akciğer atar damarı kanı temizledikten sonra akciğer toplar damarı ile kanı kalbe geri gönderecek. Ve bu akciğer toplar damarı kanı sol kulakçığa getirecek. Yani döndü dolaştı, şuradan geri geldi. Dolayısıyla burası, yanlış yazdım, akciğer toplar damarı oldu. Akciğer toplar damarı kanı sol şuraya, sol kulakçığa getirecek. Sol kulakçık kanı sol karıncaya geçirecek. Ve kulakçık ile karıncık arasında gene bir kapakçık var. Bu kez ikili kapakçık dediğimiz şu ortada bulunan biküspitler sayesinde kan aşağıya geçecek. Ve bu aşağısı da sol karıncık olacak. Sol karıncığın kasılmasıyla kan bütün vücuda gönderilebilmek için de
şu damardan yani aortla dışarı çıkacak. Gene şurada sorulmamış ama yarım ay kapakçıkları olacaktır. Şimdi B şıkkıyla devam ediyorum. Kulakçıkların diastol, karıncıkların sistol durumunda kalp odacıklarındaki kanın hareket durumu ve kapakçıkların durumu nasıldır açıklayınız. Şuradaki sorudan, şuradan örnek verelim. Kulakçıklar gevşiyorsa onları gevşettim. Karıncıklar kasılıyorsa karıncıkları da kastım. Şimdi karıncığı eğer sıkarsam içindeki kanın dışarı çıkması lazım. Karıncık içinde bulunan kan hemen kasılma durumunda atar damarlara verilir. Yani bu durumda karıncık içinde bulunan kanlar, bulunan kan, akciğer, atar damarı ve aort ile kalpten çıkar. Bu olay sırasında karıncık içinde bulunan kanın kulakçıklara geri dönmemesi için biküspit ve triküspit kapakçıklar kapalıdır. Bu olay sırasında kan atar damarlara doğru hareket ettiği için atar damar girişinde bulunan yarım ay kapakçıklarının ise açık olması gerekir. Yani biküspit ve triküspit kapalıdır ama yarım ay kapakçıkları açıktır. Burası karıncık sistolüyle olan durum. Bir de ne var? Kulakçık diastol. Yani kulakçığın gevşemesi var. Karıncığı böyle sıkıp kulakçığı gevşettiğime göre gevşeyen yere kan dolacaktır. Dolayısıyla bu olayda kulakçıklara kan dolmasına yol açacak. Geldim 5. soruya. Bağırsaktan eminen bir A vitamininin böbreklere ulaşması sürecinde izlediği dolaşım yolunu sırasıyla yazın. Şimdi bağırsaktan bir A vitaminini emdim. A vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Dolayısıyla A vitaminini kan kılcallarıyla değil, lenf kılcallarıyla emmemiz gerekir. Dolayısıyla ilk olarak bu lenf kılcallarına verilecek. Lenf kılcallarından sonra bu kılcallar A vitaminini lenf toplar damarlarına verecektir. Lenf toplar damar ya da direkt lenf damarları da diyebilirsiniz. Bunlar kanı alacak ve peke sarnıcına getirecektir. Peke sarnıcından sonra bunlar göğüs lenf kanalına verilecektir. Göğüs lenf kanalı da bu kanı alacak. Sol köprücük altı toplar damarını vererek ilk defa burada kan sistemine katacaktır. Sol köprücük altı toplar damarından sonra bu yapı üst yani A vitamini üst ana toplar damara verilecek. Çünkü sol köprücük altı toplar damarı üst ana toplar damara bağlanıyor. Üst ana toplar damar sayesinde de bu yapı sağ kulakçığa geri gelecek. Yani sağ kulakçığa geldi. Artık kalbin içine girdi. Kalbin içine girdikten sonra sağ kulakçık kasılınca kan sağ karıncığa geçecektir. Sağ karıncıktan sonra sağ karıncık kasılacak ve kan temizlenebilmek amacıyla akciğer atar damarına verilecektir. Akciğer atar damarı bu kanı akciğer kılcallarına verecek. Akciğer kılcallarında içinde A vitamini bulunan bu kan temizlenecek. Temizlendikten sonra akciğer toplar damarına verilip kalbin sol kulakçığına geri gelecek ve artık A vitamini temiz bir kanın içerisinde olmuş oldu. Sol kulakçığın kasılmasıyla kan sol karıncığa verilecek. Sol karıncığın kasılmasıyla da kan aorta verilmiş olacak. Şimdi nereye gitsin istiyoruz? Böbreklere gitsin istiyoruz. Böbreklere gitmesi için aort bir sürü dala ayrılacak. Bu A vitamininin böbrek atar damarına verilmesi gerekiyor. Böbrek atar damarına verilen bu A vitamini de en sonunda böbreklere giderek istediğimiz yere gitmiş oldu. Yani bu şekilde süreci bu şekilde söyleyebiliriz. Bu sorudaki en büyük yanılgı A vitamininin lenften değil kandan emilmesi
yoluna girmeniz olurdu. Eğer burada lenfle değil kanla emerseniz o zaman karaciğere giderdi. Dolayısıyla o zaman da soru yanlış olmuş olur. Altıdayım. Yukarıda glomerulus ve normal kılcalların basınç kan akışı grafiği verilmiş. Buna göre glomerulus kılcalının basınç değişimi normal kılcalar gibi olsaydı idrar oluşumuna meydana gelebilecek değişiklikler nelerdir açıklayınız. Şimdi glomerulus kılcalında her zaman kan basıncı ozmotik basıncın üzerindedir. Normalde ise kan basıncı bir yerden sonra ozmotik basıncın altına iner ve bu altına iniş geri emilime yol açar. Yani kılcal kan damarının içine tekrar dokudan madde girmesine yol açar. Oysa ki biz glomerulus kılcalında madde girişi görmüyoruz. Yani eğer glomerulus kılcalı böyle olursa ne olacaktır? Bowman kapsülü içinde bulunan süzüntünün bir kısmı glomerulusa geri dönecektir. Geri dönmesi kötü çünkü bu idrarı azaltır. Yeterince madde atamamamıza yol açar. Yani bu durum idrar oluşumunu engeller, azaltır ve kan istediğimiz ölçüde temizlenemez. Yani bu durum kanın temizlenmesini zorlaştırır. Bir diğer farklılık da şu. Eğer normal kılcalları gibi olsaydı kan basıncı bir yerden sonra ozmotik basıncın altına düştüğü için genel olarak süzülme de azalacaktı. Yani geri almanın ötesinde yeterli madde süzemeyecekti. Çünkü buradaki kan basıncı ciddi bir yükseklik gösteriyor ve düşmüyor. Ama normalde düşüyor ve bu düşüklükte süzülmeyi azaltacaktı. Kan basıncının giderek düşmesi süzülme basıncını azaltacaktı. Bu durumda ne yapacak? Bu durum kanın temizlenmesini zorlaştıracak. Geldim bir diğerine. Dokularda oluşan karbondioksitin soluk verme amacı ile akciğere taşıma sürecinde kanda taşınma yöntemleri nelerdir? Şimdi biz karbondioksiti 3 farklı yöntemle taşıyabiliriz. Bunlardan biri bikarbonat iyonu halinde. Bir diğer taşınma yöntemi plazmada çözünerek ve bir diğer taşıma yöntemi ise hemoglobine bağlanarak. 3 farklı yöntem var. Evet arkadaşlar 7. soruyla beraber senaryo 1'i tamamlamış olduk. Umarım buradaki soruları yapabilmiş ve anlamışsınızdır. Şimdi bir sonraki videoda ise senaryo 2'nin sorularını çözüyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.